dün biliyorsunuz. Aynı bandı hazırlayalım. Antalya'dan Şükrü Güvenilir'in kaybını sizinle paylaşmıştım. 7 çocuk babası Şükrü Güvenilir 64 yaşında 31 Ocak'ta Antalya Serik'te aracıyla birlikte kayboldu. Haberimizi bir izleyelim, aileyi stüdyomuza alalım. 64 yaşındaki evli ve 7 çocuk babası Şükrü Güvenilir iş için gittiği Antalya'da 31 Ocak'ta aracıyla birlikte kayıplara karıştı. Abim Şükrü iş icabı Antalya'ya gitti. Harfiyat içinde çalışıyordu. 30 Ocak'ta kızının yanına gidiyor. Damadının komşusu Yusuf var. En son görüşmesi o oluyor. Ondan sonra bir daha gözükmüyor yani. Arabası da kayıp, kendisi de kayıp. Cevap alamıyoruz. Kamera kayıtlarından da 31 Ocak gece 3:22 geçe Seri'ye giriş gözüküyor arabayla, fakat bir de araba çıkışı da gözükmüyor, kendisi de gözükmüyor. Abinin hayatından endişe eden Nevzat Bakışkan şüphelerine de değindi. Damadının komşusu abimin biraz muhabbet ettiği kişi herhalde tahminim. Dediğine göre de arabada alkol şişeleri varmış. Sormuş, bunlar ne demiş, o bayanlar geliyor ilk defa tanışacağız demiş, onlarla görüşeceğim demiş. O şekilde ayrılmış yani. Kadınlarla gittiği biliniyor, fakat ondan sonra da zaten haber alınamıyor. Oradan şüpheleniyoruz. Şükrü Güvenilir'in kızı Sevgi Güvenilir'in dikkat çektiği nokta ise babasının kendisine düşmanları olduğundan ve tehdit edildiğinden bahsetmesiydi. Babam üstün körü söyledi. Hani birileri var düşmanlık yapan diyerek. Ben kime olduğunu sorduğumda tanımazsın, boş ver dedi yani. O kadar geçti aramızda. Bazen tehdit ediyorlar düşmanlar dedi. Ama kim olduğunu söylemedi. Kimle konuştu, nereye gitti, sonrasında ne oldu hiçbir fikrimiz yok. Sadece tek bildiğimiz PTS kayıtlarında görüldüğü o gece. Onun dışında bir daha izine rastlamadı. Telefonla ulaşılamıyor bir türlü. Önce en son nerede görülüyor? Antalya Serik, Cumal Mahallesi'nde. Biz biraz da dolaştık işte aracın olduğu yerleri, oradaki dereleri. Yani bir şey bulamadık. Gözü yaşlı ailenin tek isteği Şükrü Güvenilir'in bir an önce bulunması. Baba ne olurdu, neredesin, hayatta mısın? Yaşamıyorum kaç gündür. Müge Hanım size yardım edin lütfen. Bir bilgiye ulaşamıyoruz. Müge Hanım'a da gerçekten teşekkür ediyorum. Gerçekten ciddi bir çalışma yapıyor. Abimin bu kayıp olayını da çözeceğine yürekten inanıyorum ben. Çok endişeliyiz bu durumdan. Bir an evveli bulunmasını istiyoruz. Yardım bekliyoruz. Canından endişeliyiz. Evet, dünkü yayınımızın ardından bizi bir öğretmen beyefendi aradı. Çünkü biz bir araçtan bahsetmiştik. Şükrü Bey sadece kendisi değil, kullandığı aracı da kaybolmuştu. 03 Van Lüleburgaz 392 plakalı araç. Dedi ki sizin aracınız, aradığınız araç Antalya Seri'ye bağlı Orta Mahalle Karadayı yolu üzerinde bulunan bir fırının 25 metre ilerisinde. Ekip arkadaşlarımız kalktılar, gittiler ve fotoğrafını çektiler aracın. Hemen görelim. İşte babanızın o gün kullandığı araç, 03 VL 392 plakalı araç. Burada uzun zaman önce terk edilmiş gibi duruyor. Buraya bu şekilde bırakılmış. Kendisi? Kendisi yok. Aracını bulabildik. Evet. Şapkası da arkasında. Bugün de emniyet yetkilileri geldiler. Aracı oradan aldılar. Sayın savcımız da gizlilik kararı çıkartacağını söylemiş konuya. Sayın savcım tabii ki çıkartabilirsiniz. Yani sizin aile bir aydır arıyor. Yakınını da arıyor, arabasını da arıyor. Eğer hani bu beyefendinin kaybında böyle bir hani nükleer bomba şifresi falan vardı elinde, hani bu nedenle bir gizlilik kararı falan gerekiyorsa ve siz eğer yerini bulduysanız zaten ailenin amacı yakınlarına ulaşmak. Eğer yeri belliyse bence hemen zaten bugün gizlilik kararı çıkartın, aileye de yerini söyleyin Şükrü Bey'in. Çünkü bir ay oldu, biz de bir aydır kimsenin elini ayağını bağlamadık. Ben bu arada Antalya'ya da yeni atanan İl Emniyet Müdürümüz Sayın Orhan Çevik'i de bir kez daha buradan kutlamak istiyorum. O da yeni atandı. Kendisinin bugün çalışma arkadaşlarının Orhan Çevik'in de kabul etmeyecek bir takım tavırları oldu. O polis memurları hakkında da suç duyurusunda bulunduk. Sayın Orhan Çevik'in de bu konuyla yakından ilgileneceğini düşünüyorum. Polis bizim can güvenliğimiz için, bizim yanımızda durmak için var. Sadece bir gazeteci değil, hiç kimseyi tutuklamakla, suçu olmadığı halde, hatta suçu üzerine yıkmakla tehdit edemez. Sayın İl Müdürüme buradan saygı ve sevgiyle duyuruyorum. Bu şekilde kimse kimsenin gözünü korkutamaz. Sadece bir gazetecinin değil, hiçbir vatandaşın, hiçbir suçu olmayan vatandaşın seni içeri atarım diyerek tehdit edilemeyeceğini zaten biliyorum. Sizin de çalışma arkadaşınıza, personelinize böyle bir şey yapmasına izin vermeyeceğinizi, yapanın da
gereğini yapacağınıza inandığım için hem size yeni görevinizde başarılar diliyorum. Antalya bizim çok sevdiğimiz bir ilimiz. Zor da bir ilimiz. Çok geniş bir ilimiz. Hepimizin de çok sevdiği, ben vatandaşların da işlediğimiz konularda çok güvendiğim, saygı duyduğum bir ilimiz. Çünkü konuşur Antalya vatandaşı. İşte dün de çok kısa bir süre girdik. Ama Şükrü Bey'in bir aydır aranan arabasıyla ilgili de hemen izleyicimiz bize ulaştı. İşte şimdi tam bu arabanın bağlandığı noktada, bulunduğu noktada da muhabirimiz Hüseyin Coşkun, kayıp Şükrü Güvenilir'in damadı Şaban Bey, son gören arkadaşı Yusuf Bey ve patronu Murat Yılgın'ın yanında. Herkese sevgiler, günaydınlar. Hüseyin'cim, mikrofonu hemen istersen damadına ulaştıralım. Onlar da bir aydır bu aracı arıyorlardı. Ne söyleyecekler? Ben hemen herkesi dinlemek istiyorum teker teker. Günaydın Müge Hanım. Damadı Şaban Bey'e mikrofonu uzatıyorum. Müge Hanım, günaydın. Günaydın. Kayınbabam Şükrü Güvenilir ayın 30'unda öğleden sonra bana gelmişti, pazartesi gün. Oturduk, çay içtik, sohbet ettik. Ondan sonra elbiseler vardı, yıkanacak olan elbiseler. Onları yıkayıverdim. Sonra hanımı işteydi. İşten 5:30 gibi geldi. Babasına yemek yiyelim, kal dedi. Babası da kayınbabam da karnım aç değil dedi, ben gideceğim dedi. Saat 6:15 gibi bizim evden ayrıldı pazartesi gün. Bir virgül koyabilir miyim? Burada önemli bir şey var. Çünkü sizin eşiniz aslında çamaşırlarını yıkamış ve kendisine teslim etmiş. Siz daha sonra Şükrü Bey ortadan kaybolunca eve gittiğinizde o temiz çamaşırları evde buluyorsunuz. Yani sizden ayrıldıktan sonra beyefendi bir evine uğramış anladığım kadarıyla. Değil mi? Bu bulunan araç da evine yaklaşık 11 dakika Müge uzaklıkta Hanım, bir yer. Yani aslında toplasanız 10-15 dakikalık bir mesafede. Yani sizden çıkıp evine uğruyor. Evet. O çamaşırlardan belli. Ama burası gittiği bir yer mi? Yani bu arabanın bulunduğu yer, arkadaşlarımızın tespit ettiği yer bilindik bir yer mi? Yani biz de ilk defa buraya geliyoruz Müge Hanım da. Yani bilmiyorum, buralar hiç geldi mi gitti mi, herhangi bir bilgimiz yok o konuda. Ama bizden çıktıktan sonra evine uğramış, elbiselerini asmış askılığa. Hatta hanım bir börek gibi bir şey yapmıştı, onu da evine bırakmış, yemeden tekrar çıkmış evinden. Yani benim söyleyeceğim bunlar. Ve işte o gün aslında görüştüğü arkadaşı Yusuf Bey, son göreni arkadaşı Yusuf Bey aslında Şükrü Bey diyor ki ben o gece bir kadınlarla tanıştım, yeni tanıştım. O da Yusuf Bey anladığım kadarıyla arabanın arkasında alkol şişeleri görüyor. Onun içmediği alkol olunca, isimlerini veremiyorum şimdi, diyor ki hayrola abi sende niye bunlar var diyor ve mevzu da öyle başlıyor. Anlatır mısınız lütfen? Evet Müge Hanım, merhabalar. Merhabalar. O gün damadın oraya gelmişti. Dedi çay içelim diye beni çağırdılar. Ben de işim çoktu. Fazla durmayacağım dedim. Bir bardak daha iç dediler. İçtim. Ondan sonra arabanın bagajını açtı. Bir içki şişesi vardı. Şimdi ismini vermeyeyim. Ben dedim sen bundan içmiyorsun. Başka bir şey içiyordun. Yok dedi, bugün kadınlara buluşacağız dedi. Onlar bunu istediler dedi. Ben oradan hemen gittim. O bir iki saat daha damadın orada kalmış. Ondan sonra bir haberi yok. Yani bu tam sizin aslında kaybolduğu gün konuşmanız. Yani kızına gidiyor. Eşyalarını yıkatmış. Hatta börek yapmış. Gidiyor eve. Böreğini koyuyor. Eşyalarını asıyor. Arkadaşına diyor ki ben akşam kadınlarla buluşacağım. Ve yok. Bir daha ortada yok. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi.